Evet, aslında daha haber gündeme düştüğünde ikisinden de eş zamanlı açıklama gelmişti. Yani Ebru Gündeş'le Ufuk Ceylan'dan neredeyse aynı dakikalarda gelmişti. O da enteresandı mesela. Evet. O açıklamaların eş zamanlı gelmesi. Tabii. Ha, değil mi? Tabii onu bak hiç konuşmadık ama Doğru söylüyorsun. baktığın zaman ilk gün o haber patladıktan birkaç Plan var saat gibi değil sonra mi eş zamanlı olarak açıklama yapıldı. bir? Hani birlikte Hareket ettiler. gibi böyle bir algı Görünüyor. Sen oluştu. şimdi haberci olarak, refleks olarak onu söylüyorsan Bilmiyorum yani bunu bence konuşmak mantıklı. lazım. Tabii olayın göbeğinde bir isim daha vardı. Galatasaraylı Hakan Baltan'ın eşi Derya Baltan. Evet, güzel Derya kadın. Baltan'ın Ebru Gündeş'le Ufuk Ceylan'ı tanıştırdığı iddia Evet. ediliyordu. Evet. Neden konuşmuyor diye de hep soruldu. Hakan niye konuşmuyor, Derya niye konuşmuyor, bu işin bir aslı var mı, bu iddialar doğru mudur değil midir diye. Nihayet artık dayanamadı Derya Balta ve konuştu. Ne dedi? İstiyorsanız izleyelim. Bakalım. Hatta İnan bilmiyorum. o açıklamalar soru cevap şeklinde ekrana gelecek. Durduralım. Ses ne ya? Yağmur Yok, yağıyor. durmuyor. Şu an Bereket. İstanbul'da. Bu Hayırlı sabah yağmur var cumalar. Aynen İstanbul'da. öyle. Gümbür gümbür. O istiyorsanız dura kalka da gidelim. Süper Çünkü olur. açıklamalar net. Hanımefendi net açıklamalar yapmış. Fakat tatmin ediyor mu etmiyor mu bunu konuşmak Bir lazım. bakalım. Evet, Derya Baltan'ın açıklaması, Ebru Gündeş'le Ufuk Ceylan'ı tanıştırdığı iddia edilen Derya Baltan'ın açıklaması geliyor şimdi. Cevap. İlk soru ve ilk cevapta kalalım. Çok çünkü geri gelelim. Çok kesin bir ifade. Kesinlikle yok diyor. Geri gelelim arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Ufuk bile bu kadar keskin konuşmadı. Evet, Derya Balta diyor ki onları tanıştırdığı iddia edilen hanımefendi %1 bile diyor doğru olsa ben bu ülkeyi terk ederim diyor. Diyor böyle bir fotoğraf çıkarsa diyor ülkeyi terk ederim. %1 bir ihtimal bile vermiyorum diyor. Aa ne kadar emin. Ay ben hiç bu kadar hayatımda hiç bu kadar hiçbir şeyden emin olmadım biliyor musun? Kendi kocamdan bile o kadar söyleyeyim uyandırayım. Öyle mi? Hocam Herhalde. mesela başka bir şey söyleyeceğim. Sen niye bu kadar bu işin içinde olursun? Ha, değil mi? Yani Derya'dan e bahsediyorsun. tabii. Evet, yani mesela Bir başa alalım da benim tam cevabı kadın görelim. eşi için olmuş Bana ne olmasın? der? Hani ya şey yani çok benim eşim olsa ben onu bu kadar topa sokmam yani mesela Gülşah. Benim eşim ne Ha, böyle? belki Hakan Baltın'ın mı açıklama yapması Tabii gerekiyordu canım sence Hakan arkadaş? konuşursa orada Hakan da var. Hakan sen benim Belki ne işin kulübüyle var abi takımıyla senin yani? alakalı basında konuşmaması gerekiyor Hiç olabilir öyle bir mi? şey yok. Bu özel bir durum konuşması gerekiyor yani. Bu benim eşim ne işi var abi benim eşim? Bak bir şey Bu söyleyeceğim. işin Aslında içine çok niye güzel bir girer şey ya? söyledin ama bence bu takımla alakalı hatırlıyor musun? Caner ve Asena olayında da Hmm. kıyamet koptu. Ortalık ayağa kalktı. Caner'in ağzından bir tek açıklama O çıkmamıştı. doğrusunu yaptı Çünkü yazık. Aziz Mağdur Yıldırım da. Ne onu... yapacak adam ama? Hayır Ama ne yapacak yani? tabii ki Mağdur da. mesela Şimdi... Hakan Baltay'a da demiş olamazlar mı? Bu olayın sizle alakası yok. Onun için sen konuşma. Şimdi Derya Baltay'ı bağlayan Eşimi bir de şey yok. konuşturmam. Olabilir mi? Şimdi Olur mu hocam? varsayımlar üzerine gidiyorum. Ya Gülşah'cığım, sen bu konuyla ilgili çok iyi niyetli bakıyorsun. Olabilir. Ona da saygı duyarım yani. Ama ben başka bir yerdeyim ya. Benim eşimin abi bu çetrefilli işlerde ne işi olur? Yani sen mesela bir popçu diyelim, bir DJ'le ne işin olur? Her gece veya 3 gecede bir bilmem nerede. Yani abi bir de Ama o camia öyle değil mi biraz Nihat? abi ne alakası var? Bu topçular bak çok düzgün eşleri oluyor. Ya Hacı geldi bu Galatasaray'a Hacı. Akşam saat 10 deyince adamın ışığı sönüyordu. Siz Hacı'nin eşini barda burada orada bir de pavyonda Hayır, hiçbir gördünüz mü yerde abi? görmedik. Bak Hiç mesela sizin sıfır. Bülent Ya Korkmaz da öyleydi. Akşam Hacı 9-10'da başlı. Abi yatardı. o profesyonelliği Hacı getirdi. Fenerbahçe Alex diye bir topçu geldi abi. Evet, 10 numara. Siz hiç Alex yani Türkiye'ye gelmiş tarihi topçu, efsane topçulardan bahsediyorum. Allah rızası için ya. Siz hiç Alex'in eşini, Alex olmadan bir başına, bir popçuyla, topçuyla, onunla, bununla gezerken, Ya. barda, marda gördünüz mü ya? Hayır. Görmedik. Hep onlar birlikteydi. Doğum günlerinde Ne falan zaman ya çıkardı. en fazla doğum gününe giderdi, işte bara giderdi, restorana giderdi, yemeğini yer, barda da Reyna'ya vesaire giderken, onda yemeğini yer, eve giderlerdi. Bu bizimkileri ben anlamıyorum. Yani 3-4 tane daha böyle topçu var. Eşini meşini bırakmış sabah akşam onlarla geziyorlar. Kerimcan'ı sevebilirler. Saygı duyarım. Hayranı da olabilirler. Saygı duyarım. Kerimcan'ın bir sürü fanları var. Ona da saygı duyarım. Ama yani bir topçunun eşi sabaha kadar bir barda Kerimcan'la ne iş yapar abi kocası yanından İşsiz. olmadan? İşi yok. Abi nasıl işsiz kocası İşsiz. onun Ben de işi? Kerimcan'ı çok seviyorum ama gidemem ki. Beşte Ben kalkıyorum ya mesela. onun işi eşi. Ha. Ben bu topçuları anlamıyorum. Derya Balta, Kaptan Hakan'ı.
Ya sen işine bak ya, sen eşinle ol bu. Her Hakan, gece her sizin gece. Kaptanınız sen... mı köyde? Kaptan tabii canım. Ki kaptanın örnek olması lazım değil mi her şeyiyle? Ya mesela Alex de kaptan. Hakan sahada çok, Hakan çok karakterli bir çocuk balta bak. Çok karakterli bir çocuk. Ama bu eşlerine aşırı sevgiden midir nedir yani bu? Hani korkudan mı ne yani? Benim karımı Ufuk'la ne işi var kardeşim, böyle hep beraber üçlü, ben bir erkekle niye tatile gideyim? Ben şimdi eşim var, bir erkek arkadaşım, niye alayım? Ha, eşimin erkek kız eşi vardır. Dört kişi giderim abi. Dört çift, kişi. Çift. Abicim dört kişi giderim. Ben şimdi evlendim diyelim. Evlendim. Ben bekar bir adamı ben yanımda ne diye dolaştıracağım? Tatilde, orada, burada, zıt pırt her yerde bu adam benim yanımda. Enteresan. Evet, çok manasız. Ben niye dolaştırırım abi? Evet ya. Ben ne işim var abi? Ben evliysem, tatile gidiyorsam evli bir çift arkadaşımla giderim. Kıbrıs'a gideceksem evli bir arkadaşımla giderim. Aynen. Paris'e gideceksek tırnak içerisinde evli arkadaşımla giderim. Bekar adam 7-24 peşlerinde. Onu da söylüyor zaten. Sürekli biz birlikteyiz. Ya niye birlikte? Abi, abi niye evinde olur ya? Niye evinde olur kardeşim? Ben almam abi, kimse kusura bakmasın. Yani ben kendimden biliyorum mesela, bir arkadaşımın evine giderken ya evde kocası varsa ben eve girmem abi. Yoksa. Ya girmem. Yoksa demek istedim. Yoksa demek. Ben gittim arkadaşımla telefonlaştım. Alo Cengiz abi veya Cengiz tamam hadi kahvaltıyı sizde yapalım, tamam. Giderim abla derim, Cengiz abi yok mu veya işine. Ya markete gitti Nihat'cığım, gelecek. Aa ben de yalandan arabada bir şey unuttum derim, inerim arabaya yani. Beklerim aşağıda. Bu hassasiyet tamam, var. Ben beklerim. Çok doğru bir hareket. Cengiz çok... gelir, ondan sonra aa Nihat'cığım be kapıdan bekledin. Yok abi arabada bir şey aradım dümeniyle, atlarım eve beraber çıkarım. Adap. Abi eşi olsa da ne olur abi, şimdi eşi olsa ne olur. Yani 7-24 bir adamın, bir topçunun ne işi var abicim ya? Çok kritik. Ya ne işi var abi? Biri bana bunu açıklasın arkadaşlar. Belki dilimiz sert ama biraz sert konuşalım ki biraz farkındalığımız olsun. Çok iyi gidiyorsun. İyi bir yerden yakaladım bence. Bu nedir ya? Bu arada Ali, evet bak mesela Derya'yı görüyoruz solda. Derya Balta, Hakan Balta. Önde de Ufuk Ceylan. Zaten sosyal medya sayfalarına baktığınızda neredeyse her anları birlikte geçiyor. O fotoğrafları bulabilirsek birlikte karelerini, Nihat konuşurken ya da biz burada konuşurken o fotoğraflar dönsün. Çünkü çok toplumsal bir sen aslında ya, yerden ben, girdin yine. Sosyal bir mevzudan girdin. Yoksa bana ne abi Hakan'dan? Ben meseleyi toplumsal, biz toplumsal olarak bir şeyler katabilir miyiz diye bir söyleyebilirsek, ekranda bizi izleyenler de bir şey alırsa, öğrenirse, aa bak Nihat Doğan eşi evde yokken girmiyor, ben de girmeyeyim diyebilirse ne mutlu bize. Ne işi var abicim? Ne işi var? Ne işi var ya? Ben anlamadım yani. Yani ben hiç uyurken bir uyuyacağım. Geldim içeride baktım eşimle Ahmet oturmuş film izliyorlar, DVD izliyorlar. Ateşle barut yan yana durmaz beyler. Herkes aklını başına toplasın ha. Kimse kendine kandırmasın yani. Ben söylüyorum yani, bu topçulara bakıyorsun. Topçunun karısı onunla sabaha kadar geziyor. Topçu nerede? Kampta. Saygı duyarım. Kendi biraz daha light'lardır ama bu yanlış. Göz önünde olan insanların biraz dikkat etmesi lazım. Derya Balta, hayatta bir şey yok ben yemin. Ya sen niye giriyorsun bu topa kardeşim? İşte bir kare daha, yine birlikteler. Buyur mesela abi. Ufuk'la Derya. Burada Hakan da yok. Yok ama tabii dediğin, bak ben de katılıyorum. Bu tabii. Çok hassas bir mevzu. Tabii şunu da belirtelim. Bana bak, ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Derya ile bir dakika söyleyeyim de, çok önemli çünkü. Derya Hakan çifti üzerinden hani sanki onlar öyleymiş gibi de demiyoruz. Yok araya ne kadar dedi ya. Abicim ne işi var? Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Hı. Diyelim benim hayatımda biri var. Bircan evli değil mi? Hı. Ben şimdi Bircan'da 7-24 snap attığımı düşün. 7-24 Bircan'la Instagram'a ikimizin resmini koyduğunu düşün. Her gün yayın öncesi Bircan'la haydi bugün yine yayına başlıyoruz diye poz verdiğini düşün. Kocası demez mi? Hayırdır ya? Ne oluyoruz? Hayırdır, ne oluyor? Veya tam tersi benim eşim. Benim eşim program yapıyor. Program partneriyle, devamlı birisiyle. Ay şu an biz buradayız, biz buradayız. O fotoğraf makinesi kafasına kırarım ha. Onun o beynini ensesinden al. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ama anlamadım yani. Bir dakika. Beynini ensesinden mi alırsın? Beynini ensesinden alırım onun. O yarım aklını ensesinden çeker alırım. Benim karım gidecek öyle başka erkeklerle devamlı Instagram'da bilmem nelerde öyle, ama yok yani, kimse kusura bakmasın. Portakal orada kal. Bir dakika. Ama ben anlamıyorum yani bu. Ne oluyoruz abi? Ne oluyoruz yani? Aklınızı başınıza toplayın. O topçulara, onlar kim olduğunu bile isim vermeyeceğim. 3-4 tane böyle var.
Aklınızı başınıza toplayın. Topluma iyi örnek olun. Ondan sonra da işte ne oluyor biliyor musunuz? En ufak bir başarısızlıkla faturayı size kesiyorlar, işte bundan dolayı kesiyorlar. Siz karılarınızın altına metler sabahlara kadar onlar bu barda bu barda magazinel biri bilmem ne olur bir kimle çıkar Kerimcan'la bunlar. Toplum bunu görüyor. Bu ülkede 1300 lira asgari ücret alan vatandaşlarımız size ondan sonra başarısız olunca da kimlerini nefretlerini kusuyor. Ondan sonra vay efendim Arda mı gelmiş, Fatih hocamı niye almamış? Sıkıntılar olan yine milli takımı oluyor, formayı oluyor, halkı oluyor. Evet. Şimdi güzel bir yerden yakaladık. Buradan da devam edelim derim aslında. Ama o ilk maddeyi bakın, bu ilk seferde yayınlandığında algılanamayabiliyor her şey, anlaşılamayabiliyor. İlk sorunun ilk cevabı önemli. Bir kez daha Ali, başa alın da onu. Derya Balta bu yasak aşka dair ne demiş? Bir kez daha dikkatle dinleyelim. Çünkü önemli, günlerdir sessizdi. Evet gelsin. Ufuk her gün bizim evimizde diyor. Mesela bunu da açık açık aleni bir şekilde söylüyor. Yani tabii buradan... Tabii mübalağalı bir açıklama. Her gün bizim evimizde. Kocası bir kere her gün evinde değil. Bir kere zaten Ufuk kadro dışı, yedek. Kocası şu an kaptan mı? Tabii canım. Kaptan. Bir kere aynı şeyleri yok. Mesaileri yok. Bir kere Hakan çok daha fazla tesiste. Ve çok daha fazla çalışıyor. Kampta diyorsun. Kampta. Peki diğeri yok. Hakan bir de başka bir şey söyleyeyim. Bircan doğru söylüyorsun. Kaptan bizim kaptan, bir de milli de topçu. Bir de öyle bir yani şey var. Yani aynı zamanda mesela sallıyorum işte Avrupa Şampiyonası oynuyor. 2 ay öncesinden adam yok. Eve uğramaz. Ama Ufuk ilk 11'de bile değil. Yani aynı idmanları yapmıyorlar. Aynı mesaileri yok. Bir kere her gün evinde olma mübalağa. O kurtarayım derken yazık kendi hani kötü bir şey söylemiş. Bir de ben diyorum ya devamını söyleyelim. Getirelim. Tamam gelsin o ekrana bir dakika. Gelsin o açıklama. Yine onların birlikte karelerini tabii bir yandan ekrana taşıyorlar. Her gün Ufuk bizim evimizde diyor. Her şeyini biliyoruz diyor. O anlamda herhalde söylemek istemiş. Yani işte Ufuk'un her şeyini aileden biri gibi demek istiyor. Yani. Ama tabii yanlış algılara neden olabiliyor. Devam etsin açıklama. Her şeyini biliyoruz. Ufuk Ceylan Almanya'da yaşayan bir Türk kızıyla birlikte. Ciddi bir ilişkisi var. Yüzükler takılana kadar kız arkadaşıyla çıkmayacak. Ebru Gül. Şimdi gelelim oraya. Şöyle bir şey vardı yine Nihat, sen de galiba durmuştun üzerinde ama 5 aylık bir ilişkim var diyordu Ufuk Ceylan'da. Burada onu teyit ediyor. Evet var diyor, Almanya'da bir kız diyor. Ve görüyoruz orada onlarca fotoğraf var paylaştıkları. Hiçbirinde bir karesinde bile Ufuk Ceylan'ın bahsedilen o kız arkadaşı yok. Ne diyeceksiniz? Neden? Ben dedim ya bu işe zaten hiç inanmıyorum. O 5 aylık ilişkiye hiç inanmıyorum. Bir sonraki aşamada bir tane kızcağız bulunup yüzük takılacak dedim. Zaten evet, burada sinyalini verdi Derya bunu şu an. Yüzük takacağız diyor bak. Takana kadar da çıkmayacağız diyor. Bu orada bir sinyal zaten. Ama biz bu filmi izledik. Daha önce çok izledik. Bu ikinci perdesi galiba. Başka kişiler tarafından. Fakat diyorum ki Ufuk'la Ebru bu kadar keskin konuşmamışken Derya nereden biliyor bu kadar olayları ya? Ben bilemem mesela. Vardır belki abi. Ateşte baruttur. Belki kaymıştır aklım. Girmeyeyim aman derim. Başka bir şey söyleyeceğim Bircan. Dün mesela Ufuk ben Gündeş'in Kanlıca'daki evine gittim dedi. Bodrum'dakine. Bodrum'dakine. Kanlıca. Bodrum'daki yok. Şeye de gitmiş. İstanbul'dakine de gitmiş. Hı. İstanbul'daki evine gittim diyor. Mesela bir adam bekar bir kadının evine niye gider? Veya kocası cezaevinde olan bir adamın evine. Derya mesela onda aralarında hiçbir şey yok diyor. Bunlar ne yaptı? PlayStation mı oynadılar? Evli yani? Kadın demek istedin. Evli ama işte kocası yok başında yok, yani. Niye gider yani abi? Yalnız gittiyse zaten. Yalnız gitmiş zaten. Yalnız gittiğimi söylüyor işte. Yani niye? Nasıl yani? Söylemişti. Ufuk Ceylan mı söylemiş yalnız? Evet. Gittim demiş Kanlıca'daki evine. Bu kesin bilgi mi Nihat? Evet evet. Ya şimdi bak bu bütün olayın şeyini değiştiren bir durum söylüyorsun bir şu anda. Bütün arkadaş grubuyla gitmesi ayrı bir şey. Bir dakika bak. Yalnız başına gitmesi yalnız ayrı bir şey. Evet yalnız gitmiş. Bir saniye Takvim Gazetesi'nin konuyla alakalı o zaman haberini burada okuyalım. Hı. Evet Ebru'nun göstereyim ben bunu. Şu an Nihat Doğan'ın bahsettiği o bilgi. Zoomlayalım. Evet Ebru'nun evine gittim. Manşetiyle veriyorlar gün itibarıyla değerli izleyenler. Ben şimdi detayını sizlere okuyayım. Diyor ki Ebru Gündeş'le adı aşk iddiasına karışan kaleci Ufuk Ceylan ünlü sanatçının Bodrum ve Kandilli yazmışlar. Kanlıca'daki evine gittiğini itiraf etti. Ufuk Ceylan yanlış anlaşılabilir diyerek bu konuyu ilk başta açıklamadım dedi. Tamam hadi şimdi o zaman madem Derya Hanım böyle bir topa girdi bunu da açıklasın.
Bunu da açıklasın Ömür yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Hesabı... Ömür tekrar okur musun? Ya niye gider okuyayım. Abi niye? Bir dakika bir daha okuyayım. Bir dakika. Ebru Gündeş'le adı aşk iddiasına karışan kaleci Ufuk Ceylan, ünlü sanatçının Bodrum ve Kanlıca'daki evine gittiğini itiraf etti. Hmm. Ufuk Ceylan yanlış anlaşılabilir diyerek bu konuyu ilk başta açıklamadım dedi. Demek ki görüntüler o yönde, sonra Ufuk da açıklama yapmak zorunda kaldı. Görüntülerden bahsediliyordu değil mi? Evet. Ya bunu söyler, yarın da kalkar, yok ben bunu böyle söylemedim der. Bir şey bıraktım evine. Öbürü başka bir şey der. Ama kimle gitmiş? İşte. Aa. Yani gittim. Bakın şöyle diyor ki, bir saniye ben detayını da okuyayım. Neden basın açıklamasında belirtmedin bu detayı diye sorulduğunda, Ebru Gündeş pırlanta gibi bir kadın. Ha, şimdi bir şey söyleyeceğim. Şeyle Ufuk'la görüşmüşler değil mi? Yani bu üçüncü şahsın iddiası değil bunlar artık. Birebir Ufuk topa girdi yani o zaman. Sen dedin ya, ben onun üzerine gazetedeki habere baktım. Tamam. Senin dediğini teyit eden bilgiler var burada. Yani sen dedin ya Kanlıca'daki evine gitmiş ya diye. Ya ben zaten gerçek bir şey olmasa söylemem abi. Allah muhafaza, ben kul hakkından korkarım Ömür. Hı-hı. Ben kimsenin, ne Gündeş benim düşmanım, ne Ufuk benim düşmanım. Ben Hakan Baltay'ı da çok severim. Benim sahada inanılmaz efendi, düzgün, karakterli bir topçudur sahada. Ama yani ama bir şeyler biliyoruz işte, söylüyoruz. Ondan sonra da bak kendi kendileriyle çelişiyorlar. Ben mesela burada Kanlıca'daki eve gittiğini söylemiştim. Yapılan açıklamada böyle bir şey yoktu. Şimdi üstüne evet gittim deniliyor. Değil mi? Şimdi burada tabii canım, ben niye kul hakkına gireyim? Bana ne abi? Bunlar ne benim dostum ne de benim düşmanım. Şöyle diyor Nihat. Ebru Gündeş pırlanta gibi bir kadın. Açıklamamda Gündeş'i ziyaret ettiğimi söyledim ancak evine gittiğimi söylemeyi uygun görmedim. Çünkü yanlış anlaşılabileceğini düşündüm diyor. Gülşah, yanlış zaten. Yanlış zaten, bunu yanlış anlaşılacak neyi var? Hayır. Ama? Yanlış değil. Yanlış bir şey yaptığını sen düşünürsen karşındaki düşündüğünü düşünürsün. Yo, gidebilir Ebru Gündeş'in evine, bir şey bırakmıştır abi. Sen mesela benim evimde bir şey unuttun. Kapının önünden bir şey gönder misin Sercan almaya? Ya da bir şey kapıda bekliyorum bir can. Sercan, şunu incelemez misin mesela? Diyor, eve gittim diyor. Eve tamam. Girdim diyor. Yanlış değil. Yanlış bir şey yaptıysa söylemez. Yanlış değil. Nereye gidebilir evine? Yanlış bir şey yaptıysa söylemez. Söylememiş zaten. İşte onu bize diyorum. O da onu söylüyor. Tamam, fikir aynı yerdeyiz. Yanlış. Gitmesi yanlış değil. Yanlış bir şey olduysa abdestinden şüphesi vardır. Söylemez kardeşim. İlk o yüzden mi söylemedi diyorsun? Evet. 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 Gülşah, neler söyleyeceksin? Yani eğer bu arkadaş grubuyla gittilerse... Öyle demiyor ama. Bunda şimdi tamam, haber böyle de... Eğer arkadaş grubuyla gittiyse... Bunda bir sıkıntı yok. Ama dediğin gibi yani gazetede yazılı gibi. Yalnızsa enteresan. Yani bu konuda benim duruşumu biliyorsunuz. Ben Ebru Gündeş'in yanında duruyorum. Çünkü şöyle yanında duruyorum. Bir resim, bir belge, bir şey görmediğim için bunun yanında duruyorum. Bence ortada olayın durmakta fayda var. Ama yani. Ha, derken mesela, ama mesela diğer tarafta ve gazetelerde ortaya atılan iddialar çok tabii... Acayip çelişkili durumlar bak, var. Bak seninle alakalı, biz dün de burada seninle tartıştık değil mi? Mesela şöyle bir şey var, durum var. Benim kendi tespitimi söyleyeyim. Bir, sen Seren Serengil'in arkadaşısın değil mi? Evet. Ebru Gündeş'le de diyaloğun var, doğru mu? Evet, onu bak sakin sakin onu konuşalım burada. Hı. Seren Serengil böyle bir iddiayı ortaya atan kişi, doğru mu? Ebru Gündeş de senin arkadaşın. İkisi de senin arkadaşın. Şimdi senin durumun zor, bak açık söyleyeyim. Sen... Bir şey burada iddiayı yalanlasan Seren Serengil'i karşına alacaksın. Bir dakika. Bir dakika. Ha, bitireyim bak, tamam, bitireyim okay, sakin okay, sakin. Okay. İddiayı desteklesen Ebru Gündeş'i karşına alacaksın. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Ve fakat sen burada ağırlıklı olarak Seren'i karşına alma riskine rağmen Ebru'nun yanında adeta, bak bunu da söylüyorum tırnak içinde, avukatı gibi savundun. Doğru mu? Bunu yaparken ne dedin? Annedir. Çocukları var. Doğru mu? İlk günden bu yana böyleydi bu. Şimdi bu çerçevede herkes de bunu bu şekilde görmeli. Dolayısıyla şunu da söyleyeceğim. Böylesine zor bir durumda mesela Bircan kalsa ya da Nihat kalsa ya da ben kalsam şunu sizden rica ederim. Derim ki arkadaşlar beni topa sokmayın. Çok hassas bir mevzu. Tamam, bu programda konuşmak için varız ama bir tarafta Seren var, bir tarafta Ebru var. Ama bir tarafta da işimiz var. Bir tarafta işimiz var tabii. Ama bak ben bu ricada bulunurum. Yani. Beni kırar mısınız, kırmaz mısınız onu bilmem. Hayır, böyle bir ricada bulunamazsın. Ben bulunurum ama senin tavrını bilemem. Yani. Ha, anladım. Şimdi bu noktada, bu çerçevede bir değerlendirme yapmanı rica ederim. Ben sana çok özür diliyorum. Ben burada herkese de saygı duyarım. Herkesin fikrine, zikrine saygı duyarım da ben
Mesela bu programa başladığımdan beri en az 5 tane dostumla küstüm. Biliyorum senin durumun vahim. Ben de ya. Senin de. Ben de kötü oldum. Anladın mı? Yani biraz da şey yapmak lazım. Hani mahallenin delisi gibi hep bize biz gidersek ya, sefer üzülürüz yani. Sen bu masanın delisisin. En azından hala şu açıdan söylüyorum. Yani burada da neyse de bir iş yapıyoruz. Kimse bizi silah zoruyla oturtturmuyor. Ama en azından bildiklerimizi tam manasıyla tabii ki anlatmamakla beraber hani en azından biraz daha topu yumuşak göğüslemekte de fayda var diyorum ben yani. Şimdi Ömürcüğüm ben sana hemen şöyle cevap vereyim. Bir kere böyle dersem Selin'i karşıma alırım, şöyle dersem Ebru'yu karşıma alırım gibi bir durum değil. Ebru da benim her dakika böyle kıyamet gibi görüştüğüm bir arkadaşım değil. Sadece burada ne zaman Ebru Gündeş konusu geçse onun benimle alakalı konularda her zaman ne kadar vefalı olduğunu, beni aramıştır, evlenmişimdir, boşanmışımdır, çoluğum, çocuğum neyse hepsini geçiyorum. Hı hı. Ebru Gündeş benim için vefalı bir kadındır. Ben Ebru Gündeş'i seven bir kadınım her şeyden önce. Ve ne olursa olsun Alara diye bir gerçek var. Dünyalar güzeli bir evladı var. Bunu sadece Ebru Gündeş değil her konu konuşulduğunda. Dün sen bana dedin ki böyleyse o zaman Gülben Ergen için de aynısını der miydin dedin. Halbuki bantları çıkartın izleyelim. Ben Gülben Hanım için de biliyorsunuz ki burada resmen otopsi yaptım ben Gülben Ergen'i. Ki hayatımda ilk defa mesela hem tanımıyorum hem de ilk defa biri için böyle konuştum. Samimiyetsiz geldiğini söyledim. Ama en başında da bir annedir, evlidir, çoluğu çocuğu vardır da dedim. Herkes benim için bu durumda. Ha şuna geleyim. Evet Seren benim yakın arkadaşım. Şimdi Seren bir şey söylüyorsa onun arkasında sonuna kadar durur. Ama ben aman Ebru'yu karşıma almayayım, aman Seren'i karşıma almayayım, arada kalmayayım. Hayır, ben bu şahsiyetsizlikte bir kadın hiçbir zaman olmadım. Şahsiyetsizlik değil bu ya, ben doğal mıyım? Hayır, hayır. Yani ona şöyle yapayım, buna böyle yapayım durumunu hayatım boyunca yaşamadım. Geçen gün burada ne dedin? Ama öyle algılamıyor, onu söyleyeyim. Kim nasıl algılarsa algılasın, ben çok şeffaf bir kadınımdır. Çok lafım, sözüm yerindedir. Allah'tan başka da kimseden korkmam, kimseye de eyvallahım yoktur. Ha, Ebru Gündeş'i severim. Seren Serengil'i severim. Al buyur. Günel'den bahsetti. Günel de benim arkadaşım. Vallahi ben Günel'i niyeti, de severim. Bir dakika, şunu belirtmem şimdi, lazım. Bir sevmek saniye. Ayrı. İnsanları karşına alır mısın endişesiyle konuşmamak ayrı. Şimdi benim Seren'le ya da başkasıyla aramdaki özel mevzum aramda özeldir. Ben Nihat'la özel bir telefon konuşması yaptıysam Nihat'la aramda özel kalır. Burada konuşmayacağım bir şeydir. Ha bu da bunlardan biridir. Ama bu demek değil ki onu karşıma alırım, mesela, bunu karşıma alırım gibi bir durum asla nedir? Değil. Bu konudaki rengim ve tavrım da belli. Tabii ki Seren Serengil istediği gibi konuşabilir. Seren benim çok da sevdiğim bir arkadaşımdır. Ama ortada şimdi çıkan iddialar her gün yeni bir şey çıkıyor. Şimdi bu filmin sonunu beraber izleyeceğiz, beraber göreceğiz. Ben şimdi ne Ebru Gündeş'in başındaydım, ne Seren Serengil, ne Ufuk Ceylan denilen adamın başındayım. Bunları ya onun için beraber bekleyip göreceğiz. Şu anda ben de bekliyorum. Ha benim bildiğim başka şeyler var ama bunları söylemek ama şu, şunu yapmamız lazım Gülşah, bak şunu yapmamız lazım. Şimdi şöyle mesela biz konuşmasak, Bircan konuşmasa, sen konuşmasan nereye gidecek? Yani bu programdaki tabii. Amacımız ne? Bizim en azından şunu yapmamız lazım. Bak ortada iddialar var. Biz zaten burada kimsenin günahını açmıyoruz. Kimse biz gibi, bak dikkat edersen biz burada aa biz gittik gördük yatağında bu hayır, böyle hayır, bir demiyoruz. Ortaya gelen haberler üzerinden bravo, yorum yapıyoruz bir kere. Tebrik ediyorum. Ortada iddialar var. Gazete evet. Sormuş. Takvim Gazetesi çok önemli bir gazete. Bu arada özür magazinci dilerim. Kamuoyuna yansıyan her şeyi ben burada konuşurum. Yansımayan bir şey konuşamam. Dün ben mesela şeyi sordum. Yansımıştı o da gazeteden haber. Ses kaydından bahsediliyordu. Ben bilmiyordum işte ses kaydını. Ses kaydı diyorlar mesela. Ses kaydı var. Ama kimin ses kaydı bilmiyorum. Ufuk Ceylan'la Ebru Gündeş'in ses kaydı mı? Kimin ses kaydı bilmiyorum dedim. Bak o ses sen kaydı Gülşah. Sen de hemen açıklamasını ses, yaptın. Yok, ben söyledim. Ben dedim ki o ses kaydı doğru. Böyle bir ses kaydı var. Masaya ilk getiren benim onu. Dediniz ki hatta ya iddia mı? Hayır iddia değil. Bir ses kaydı. Bu kesin benim de duyduğum bir ses kaydı dedin. Ben söyledim bunu. Hatta ben söyledikten, ısrar ettikten sonra Ufuk'a sorulduğunda Ufuk hemen evet gittim diyor, itiraf etti. Ufuk nedense önce bir yalanlıyor sonra şey. Bu arada yeni bir açıklaması da var Ufuk Ceylan, onu söyleyeyim. Hı-hı. Ben evli bir kadınla yasak aşk yaşayacak kadar namussuz, şerefsiz bir adam değilim demiş. Tamam sonuna kadar arkasında duruyorlar. Mesela sonuna kadar Seren Serengil de iddiasının arkasında duruyor. Sonuna kadar gazetede iddiasının arkasında. Şimdi herkes söylediği her şeyin arkasında duruyor.
İşte onun için bekleyeceğiz ve göreceğiz ne çıkacak. Ama yani. ben şuna karşıyım. Ben ilk günden beri... Bekleyip durumundaymışız, onu belirteyim. Tamam, peki gidelim o zaman. Gidelim, dönüşte konuşalım. Bak bu da iyi oluyor. Senin tam başlaman, o ara reklama gidelim, tamam, ki gidelim, insanlara abi merak ediyor ne diyeceğini. Ama zaten tekrar ediyorum. Bak şu resmi versene bir. Birkaç dakikalık bir reklam aramız var değerli izleyenler. Lütfen bizden ayrılmayın. Nihat, reklama gidip... Çok önemli bir foto göstereceğim. Az sonra çok değişti. Önemli. Az sonra. Az sonra. Bu işin doğası bu. Az sonra. Az sonra çok önemli bir fotoğraf gösterecek sevgili Nihat Doğan. Şimdi reklamlardayız. Sadece birkaç dakika sonra yok, buradayız. Yok. Evet, şimdi Nihat Doğan az sonra demişti. Bir şey gösterecekti cep telefonundan. Nihat, ne göstereceğim merak ediyoruz böyle bakalım. Instagram'da tamam büyüyor ya. Haziran 2015. Ha, doğru. Ne o Allah aşkına? Ya aslında Nihat'ın söylediklerini yani destekleyen böyle şey bir fotoğraf. Şimdi ben... Yani bir kadının, evli bir kadının görebiliyor muyuz? Bak. Tamam bak yansıma güzel, böyle dur. Böyle dur abi, hiç bozma. Şimdi burada sağ tarafta Derya Baltay'ı, Hakan Baltay'ın eşini. Sol tarafta da bizim evimizden hiç çıkmıyor dediği kaleci Ufuk Ceylan'ı görüyoruz. Senin buradaki yorumunu merak ediyor insan. Parmağında çikolata var Nihat. Az önce çikolata hükletti. Benim yüzümden. Tamam neyse sorun değil. Şimdi o parmağı çikolata içeri sokar. Ya ben Allah Allah. Çikolatalı parmağı... bir fotoğraf geldi evet. Yani mesela şimdi ya ben artık bunu yorumsuz olarak, yani burada kesin bir şey aramıyorum. Kesin bir şey vardır demiyorum ama yani bazen izleyiciye bırakmak lazım, hani yorumsuz diyorlar ya, onun İngilizcesi neydi? No comment. No comment. Yani no comment. Yani ben yine tekrar ediyorum. Belki de aralarında bir şey vardır, yoktur. Orasını bilemem. Süreç gösterecek. Ebru ile Ufuk'tan bahsediyorsun. Evet evet. Ebru ile Ufuk'tan bahsediyorum. Ama tekrar ediyorum. Derya Balta'nın bir de ben anladım. Bunlar kaç yıllık evliler Hakan abi? Bayağı oldu. Ne oldu bir anda şimdi Derya Balta zehirlenmesi olmaya başladık yani. Ne oldu bu kız? Ama arada onun adı geçiyor. O tamam işte ben de diyorum ki yani Derya Hanım niçin atar kendini? Çatanlık yaptığı iddia ediliyor. Ya ona mı kalmış abi? Bak kimsenin arasına girmeyeceksin. Ya kimsenin ona mı kalmış abi? Sonra sıkıntı oluyor. Sana patlıyor al işte. Yani sen bir adamla poz niye verirsin? Evli bir adam. Senin evinden niye çıkmaz? Ya ben abimin evine girmem. Abim evde yoksa, yengem tek evdeyse girmem. Ben girmem abi. Herkes senin kadar hassas olmuyor. Yani ben kocamı, kadın olsam kocamı ben bir starla niye devamlı bir araya getireyim mesela yani? Hakan Balta hep Ebru Gündeş'ti abi. Niye getirirsin abi? Emin ol, dışarı çıkalım. 10 erkekle konuşalım. 9'u senle aynı şeyi söyleyeyim. Ya mesela yazsınlar abicim, ya sevgili izleyenler. Çok güzel yorumlar babamdan yapıyorsun. Babamdan başkası giremez ya evine yazmış. Ya kadın, bir bayan olarak Allah aşkına siz evinize bir erkeği bekar yakışıklı bir erkeği alır mısınız? Ha. Veya erkek kardeşlerim de izliyorsa, siz kardeşim karınızla tatile matile giderken bir yakışıklı bekar bir erkeği 7-24 beraber taşır mısınız yanınızda ya? Hayır bazen ne oluyor biliyor musun Ömür? Ben de yanlış olabilirim abi. Ben de peygamber haşa evliya mevliya değilim yani. Allah evliyalarımızı başımızdan eksik etmesin ama acaba ben mi yanlışım diyorum kendi kendime bazen de. Ben sana söyledim 10 erkekten 9'u sen yazsınlar gibi abi yani Instagram'da biz de bakalım Türkiye'de görelim yani. Tamam insanlar da yazsınlar yorumlarını. Biz bu arada Derya Balta'nın açıklamasına devam edelim. Daha henüz birinci soru ve birinci cevabı aldık. Onun üzerine tartışma büyüdü. İzleyicilerimiz de katılsın. Derya Balta'nın açıklaması devam etsin Ali. Bir şey söyleyeceğim. Banta mı giriyoruz? Evet banttan sonra. Istiyorsan. Tamam banttan sonra tamam. Tamam okay. Bant gelsin devam edeceğiz. Bakın tek tek iddiaları kendi cephesinden kendince yalanlamış. Bodrum'a gittik Ebru bize ev gezdirdi diyor. Bu iddiayı ortaya atan Seren Serengil hanımefendi de elimde ses kaydı var dedikten sonra herkes şey zannetti. Ufuk'la Ebru'nun bir diyaloğu mu var acaba gibi düşündü. Oysa ki çıka çıka site güvenlikçisinin evet buraya geldiler evi gezdi. Gezdiler o bilmem şu numaralı şu numaralı evlere baktılar. Şeyi çıktı diyaloğu. Şimdi dün hatta şöyle bir yorum vardı. Onu da söylemek durumundayız. Biz burada objektif yayıncılık yapacaksak eğer tarafsız dün Derya Balta'nın özellikle çıkıp bu açıklamaları yapmasının hemen akabinde şöyle yorumlar vardı. Seren Serengil şu dakikalarda kıvırmaya başladı diye. Ha öyle yorumlar düştü. Vardı. Çok düştü. Bunları evet, konuşalım. Evet, evet evet. Şimdi bir dakika. Niye kıvırdı şimdi diyelim. Bir dakika. Sen elimde belgeler var deyip bak şimdi habercilik kolay iş değildir. Öyle yani bu dedikodu üzerine dönmez işte. Double check. Double check'i yapacaksın. Belge var diyorsan çatır çatır masaya koyacaksın. Belge bir site güvenlik görevlisinin evi gezdiren ses kaydından ya da WhatsApp mesajından ibaretse eğer hadi oradan derler adama. Onu da söyleyelim. Bakın bir iddia o şekilde çürütülebilir. Ben bir şey sormak istiyorum. Ya aslında şimdi biz Gülşah'a dönmüyoruz falan ama Gülşah'a dönmemiz lazım. Neden biliyor musun? Gülşah. Aslında en objektif şeyi sen bile söylersin nasıl?
Seren de arkadaşın, Ebru da arkadaşın ya. Sen neye inanıyorsun? Bravo, çok kime güzel. Kime inanıyorsun? İkisi de arkadaşın. Bir dakika, az önce de söyledim. Ha. Neye inanıyorsun, kime inanıyorsun değil. Bu konuyla ilgili fikrin? Bir kere bu, yani ben şuna inanıyorum. İlk gün şunu söyledim burada. Ebru Gündeş bu kadar sıkıntının içinde bunu yapması için aklını oynatması gerekiyor dedim. Bir, Seren Serengil de bu kadar şeyin arkasında duruyorsa onun da vardır bir bildiği dedim. Ama ortadayım ve ne olduğunu da bilmiyorum. İşte az önce senin de söyledim. Senin de kafan karışık yani. Şimdi... Hayır, benim aslında kafam karışık falan değil. O zaman ne? Ama bekleyeceğiz ve göreceğiz. Çünkü bunun altından bambaşka bir şey çıkacağına inanıyorum ben. Bence ne öyle. Gibi? Nasıl çünkü şey? Ya bilmiyorum, öyle hissediyorum. Çünkü hani ne olacak bilmiyorum. Yani öyle bir şey var ki bak, ses kaydı mesela. Ses kayıtları. Dün burada Ömür'le konuşurken dedim ki Ebru Gündeş ve Ufuk Ceylan için mi ses kaydı var? Ne ses kaydı? Şimdi söylüyor. Sitenin neyi, güvenlik mi? Görevlisi. Güvenlik görevlisi. Mesela o ses kaydında ne var? Yani şu anda bunu doğrulayacağımız... Şu var, onu da söyleyeyim. Bir dakika. Yine bak. Bunu söyleyen Seren Serengil hanımefendi. Ben sana kendisi... başka bir şey söyleyeceğim. Ömür, şurayı atlıyoruz. Bak, atladığınız nokta ne biliyor musun? Somut bir şey yok şu bak, anda. Bak somut ya. Şöyle var. Ufuk yakın çevresine. Bunu Derya Balta da çok iyi biliyor. Hakan Balta da çok iyi biliyor. O yanlarında kankileri de çok iyi biliyor. Ufuk her zaman bir Ebru Gündeş hayranlığı var. O tamam. O var. Şimdi başka abi, o tamam da sen şimdi bu kadar ölüp bittiğin, ayrıca bunu da kendine ele veriyor Instagram üzerinden. Hep Gündeş'te etiketlemek suretiyle onun şarkılarını paylaşmalar vesaire. Devamlı ah ölüyorum, bitiyorum, bayılıyorum demeler yanlarındaki arkadaşlarına. Ondan sonra da hayran olduğun bir kadının evine giriyorsun. Onu da itiraf ediyorsun. Tamam, daha ne olacak yani? Ben şuna takılıyorum. Şimdi bu belgeler diyorlar ya. Senin dediğin hepsine katılıyorum. Doğru. %100. Yani ben bak yine söylüyorum. Yani o zaman da bit yeni ararım abi. Doğru. Ararım. Şimdi başka bir şey söylüyorum. Acaba Reza Zarrab bu duruma ne diyor? Kafası karışık. Reza Zarrab Ufuk Ceylan'ın Gündeş'in evine, çocuğu da var yanında. Çocuğunun başka bir adam görmesi ne diyor? Biz Zarrab'a bir soralım bakalım şimdi, biz kendi kendimize hakken. Ben hep mesele toplumsal bakarım. Toplumsal da bakıyorum. Ben cezaevindeyim. Benim karım adamın, bir tane genç bekar kendisine hayran olan bir adamı evine alıyor abi. Konserlerine giden, devamlı onu kovalayan. Çok, ne kadar zor bir durum. Böyle dedikodu. Zarrab ne diyor yani? Bu işin bir de Zarrab'ı var. Dün söyledik ya, ben burada cezaevinde koca koca fareler var ama ben böylesine bir asıl kötülüğü öbür taraftan görüyorum gibi açıklamalar. Tekrar ediyorum. Dedikodu var, öyle bir açıklama. Bu saatte o Derya onu söyledi, Ufuk onu söyledi. Hayır. Bu işin başında mihenk taşlarından bir tanesi Gündeş'se, bir tanesi de Zarrab. Zarrab bu duruma ne diyor? Biz avukatıyla konuşmuştuk. Ya abicim şimdi... Bak, iş başka tarafa geldi. Biz avukata, adam evine girdiğini söylememişti. Şimdi bizim iddialarımızla birlikte bunu itiraf etti. Ben Gündeş'in Kanlıca'daki evine girdim dedi mi? Dedi. Şimdi Zarrab'a soracaklar. Zarrab Bey, senin karın Ufuk Ceylan'ı evine alıyormuş. Ne diyorsun? Bravo, çok doğru. Ne anlatacak ona? Zarrab'a ne anlatacak? Efendim bir şey çikolata istedi, onu mu bıraktım diyecek. Bir balık geçerken bir şey istedi, onu mu bıraktım diyecek. Sen eve ne diye alıyorsun? Zarrab bu duruma ne diyecek? Bu saatten sonra sevgili Ömür, Gülşah'ın, onun, Bircan'ın, benim vesaire vesaire yorumcuların, magazin basınındaki çok değerli kıymetli arkadaşlarımızın ne dediği önemli değil. Artık bunlar aldı Ufuk son açıklamasıyla. El bombasını getirdi Zarrab'ın kucağına bıraktı. Şimdi Zarrab veya avukatı, Ebru sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Oysa ki ben seni kraliçeler gibi yaşatmadım mı? Seni alıp yalılarda yaşatmadın mı? Altına özel uçaklarımı sermedin mi? Ne istedin de sana yapmadım. Benim en kötü anımda cezaevinde yatarken, hayatım zindan olmuşken, ailemin hayatı perperişan olmuşken, sen evine bu adamı ne diye aldın, sana yazıklar olsun derse ne olacak? Şimdi artık Gündeş gitsin Zarrab'ı anlatsın. Valla Nihat, seni tebrik ediyorum. Niye? Kimse kusura bakmasın yani. Hayır, niye biliyor musun? Bir haberci gibi, bir dedektif, bir araştırmacı, gazeteci gibi en ince şeyi aldım, buradan yakaladım. Doğru. Şu an söylenecek, sorulacak tek soru. Şimdi Zarrab'ı, mesela Takvim Gazetesi'ne söylüyorum buradan. Ergün Diler de çok inanılmaz entelektüel bir adamdır. Ben de kendisiyle
çok iyi tanırım. Bekir Azar yine orada. Bekir abilerini çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdür. Onların dış bağlantıları müthiş. Amerikalılar, Fransalar vesaire. İnanılmaz güzel işler yapıyorlar. CIA'leri, MIA'leri bulup konuşturuyorlar, ajanları. Mesela gidip Zarrab'a, Amerika'ya, avukatına, efendim Reza Zarrab, Ufuk Ceylan'ın Gündeş'i evine gitmesini, Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in Ufuk Ceylan'ı evine almasına ne diyor diye ben açıkçası sorarım abi. Mevlüt Yüksel'i göndersinler bence. Sonra Mevlüt gider. Mevlüt hiç gözü kara, Mevlüt atlar gider. Ya Mevlüt. Sorsunlar yani. Şimdi tabii sorulacak kritik, sorular çoğalıyor. Sonra mahkemede sorarım ya, mahkeme çıkışı, giriş çıkış yok mu arkada izlerken? Zarrab Bey ne diyorsun derim yani. O da döner arkaya, hesabını soracağım derse o zaman tatlı sesim dediği çıkar. Gezme Ceylan, bu dağlarda seni avlarlar. Kimse kusura bakmasın. Kimse, herkesin namusu kendine. Herkesin namusu kendine Ömürcüğüm. Öyle hep böyle yerken, içerken, gezerken, tozarken her şeyi Zarrab bunun hesabını sorar. Bak benim kimseye bir kinim yok. Benim kimseye bir nefretim yok. Ben burada o boşanma süreci, o sesten ayrılma süreçlerinde burada Gündeş'en çok ben kolladım. Tamam mı kardeşim? Burada yüzlerce mesaj bana, Reza'nın yolsuzluk vesaire bilmem ne, siyasal düşünce üzerinden en çok bana yüzlerce küfür hakaret yememe rağmen Gündeş haklıdır dedim. Ama kimse kusura bakmasın. Laf lafa gelince ben anneyim, çocuğum var vesaire, kocan orada. Sen geliyorsun, Ufuk Ceylan'ı evine alıyorsun. Gündeş, olmaz. 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 Bir saniye. Bu noktada o zaman ben Gülşah sana döneceğim tekrar. Sen bu süreç başladığından bu yana Ebru Gündeş'le de görüşüyorsun. Yani. Bu noktada sana ne diyor? Bunu bir dakika, süreç başladığından beri ben Ebru Gündeş'le görüşmüyorum. Görüşmedin mi? Hayır, görüşmedim. Öyle mi? Ben görüşüyorsun diye biliyorum. Hayır, görüşmüyorum. Hiç. Öyle bir görüşmem yok. Nereden çıkıyor? Öyle bir görüşmem yok benim. Peki, tamam. Yanlış bir. Ya da hani arkadaş falan olduğumuz için hani belki öyle bak, şey yapmış. Ben görüşmüyorum. Benim hiçbir diyaloğum yok mesela. Hayır, belki arkadaşımız olduğu için belki öyle düşünmüş olabilirsin. Hani belki öyle. Seren'le görüşüyor musun? Tabii ki Seren'le görüşüyorum. Mesela şunu merak ediyorum. Açıklamak zorunda tabii değilsin. Yo, bak söyle, onu da söyleyeyim. Söyle. Seren ne diyor? Sen Seren'e ne diyorsun mesela? Seren'le tabii ki uzun telefon konuşmalarımız oluyor. Hani hem kendi aramızda kalması gereken şeyler var, hem de kendi açıklama yaptığı şeylerin sonuna kadar arkasında durarak konuştuğu şeyler duruyor var. Duruyor mu yani arkasında? Sonuna kadar o arkasında duruyor. Peki şu eleştiriye ne diyor? Kızım sen bu çocukla aşk yaşamıştın. Şimdi çıkıp orta yerde böyle intikam alıyor gibi görünüyorsun. Eleştirilene ne diyor mesela Seren? Merak ediyorum. Şöyle söyleyeyim. O sadece böyle bir şey duyduğu için onu ve gazeteye düştüğü için bunun üzerinden ben de konuştum diyor. Gazeteye düşme yani, nedeni ama kendisi aslında. Evet, çünkü ama ilk, öyle, ilk dinlendiren kendisi. Gazetenin haberi ve ben gazetenin haberinin üzerinden anladım, konuştum. Peki. Yani çok üstüne duracağımız bir durum değil tamam, aslında. O zaman Ebru Gündeş'le görüşmediğini söylüyorsun. Hayır, görüşmüyorum Ebru Gündeş'le. Hiç görüşmedin. Yani küs falan olayı değil, görüşmedik. Yani bu konuyla ilgili hiçbir şey konuşmadık, görüşmedik. Öyle bir şeyimiz yok. Peki. Okey, şimdi o zaman Nihat'ın sorduğu o kritik soru ve benzeri sorular var. Hem Ebru Gündeş'e, hem Ufuk Ceylan'a, hem Derya Balta'ya, Hakan Balta'ya, hem de aslında Reza Zarrab'a. Biz ilk daha bu olay patladığında Reza Zarrab cephesinden açıklamayı almıştık Şeyda Yıldırım'dan, evet, avukatlarından. Ve onların da kafası karışıktı değil mi Bircan? Evet, bu işin içinde olmak istemiyorum gibi çok manidar bir açıklama yaptı. Bir avukatın bunu söylemesi tuhaftı. Ve aynı anda öğrendik. Onun da kafası karışık. Reza hepimizin kafası karışık. Hepimizin dedi. Kafası karışık. Bence demiştim. O Reza Zarrab'ın tarafında olduğunu gösterdi. Olduğunu gösterdi. Çünkü belli olmasa Ebru Hanım'la konuşmadım diyor. Ama Ebru'ya karşı diyor yani. Evet, vekalet her yerde. Benim de 1000 tane avukatta vekaletim var mesela. O değil. O Reza Zarrab'ın yanında olduğunu gösterdi. İkisini de seviyorum demiştim. Ama geç onu, öyle değil. Yoksa baksana Ebru Hanım beni aramadı diyor. Öyle bir şey olsa mesela. O da ilginç. Allah korusun mesela şu olay benim başıma geldi. Şeyda Yıldırım benim avukatımsa ya. En başta onu ararım. Evet, o ararım. Ya Şeyda bak böyle böyle bir olay oldu. Hani ne yapmam gerektiğini bilemedim. Adım böyle bir şey karıştı. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Bak adam da içeride falan, evde çocuk var. Ben işime gidiyorum, geliyorum sadece. Bu iddialar yalan. Ondan sonra diye anında ilk araması gereken insan Şeyda'ydı bence. Ama aralarında nasıl bir husumet geçtiyse aramamayı tercih aramaması etti. Aramaması çok ilginç. Hayat bu kadar zor olmamalı arkadaşlar. Yani ortada bir yalan varsa tüm Türkiye her kanalda her saat beni konuşuyorsa gel kardeşim Ufuk. Gel.
Çek abi bizi kamerayı. Şu bizi Jimmy çekebilir mi? Jimmy çeksin. Şöyle verme, daralıyorum. Çek. Ufuk, sen benim evime girdin mi kardeşim? Ebru Gündeş olarak sana soruyorum. Girdim. Neden girdin anlat. Anlat neden girdin. Anlatacak. Ben de Ufuk'u bu yüzden aldım kardeşim. Avukatmış, rezaymış, çoluğumuz, çocuğumuz. Tüm Türkiye bizi ne konuşuyor ya? Anlat kardeşim. Anlat Ufuk. Ben de Ebru Gündeş olarak ben de anlatacağım. Hayat bu kadar zor olmamalı ya. 24 saat her kanalda seni konuşuyorlar. Sen Instagram'dan açıklama yapıyorsun. Yapma ya. Yapma ya. Böyle bir şey yok kardeşim. Eğer bir şeyden rahatsız oluyorsan çıkar söylerim. Söylemezsen de şişerim. Yapmadığım bir şeyden dolayı beni kim suçlayabilir? Böyle şişerim işte ben. Ufuk, doğru düzgün temizle bakayım ortalığı. Eve girdin madem temizle çocuğum. Temizle. Sen benim çocuğum yaşındasın. Temizle çabuk. Aynen böyle derim. Demiyorsa da sıkıntı var. Bunu da ben söylemezsem şaşarım. Söylemezsem olmaz. Bu kadar basit. Aa daraldım ya. 4 gündür Ebru Gündeş'e konuşuyoruz. Herkes konuşuyor. Tıp yok. Bir Instagram açıklaması. Bir şahit ilişkim var. İzliyorum. Hadi oradan. Hadi ben var ya magazin 2 yıl var ya. Yuttum filmini yapacağım. Yuttum. Ben bu filmleri çok gördüm. Ebru Gündeş de şey diyordu. Ben istesem her türlü numarayı çekerim ama yapmam. Derya ne diyor şimdi çıkıp? Böyle bir şey çıksın bir dakika bile durmam. Ne demek bu? Var ama gösteremiyorlar demek. Ben de buradan bunu anlarım. Ne acaba? Yani orada bak orada dün Takvim Gazetesi'nin iddiasına göre o hizmetçi vesaireler var. Ha, şimdi geliyor. İyi geldin yine. Bravo. Yani, akışı biliyormuş gibi. Yani yarın ya çıkarsa ne olacak? Tamam o sorular gelsin şimdi o bahsettiğim mevzular var. Ben o... şey merak ediyorum. Bu Ufuk'un 5 aylık sevgilisi nerede abi? İç resimlerde görüyoruz. Instagram'da görüyoruz. Onu da söyledim. Hiçbir yerde göremiyoruz. O aşamayı da biliyorum. Onu da yaptı. Tüm Türkiye'nin konuştuğu bir ilişki vardı. Yazık bir kızı harcadılar evlendiler. İsim vermeyeceğim şimdi. Yasak bir ilişki vardı. Yazık hiç yoktan bir kız türedi. Güzel de bir kız. Kim o be? Söylemem. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Evli yazık. Hani bildiğimiz bir olay. Hepiniz biliyorsunuz. Herkes susturmak için kızı evlendirdi. Yazık yazık yakında da çocuğu olacak zaten. Olur yani. Yeni mi bu bahsettiğin şey? Ya hepimizin bildiği. Beter arasında söyleyeceğim. Ben vallahi bilmiyorum. Niye söyleyeyim biliyor musun? Kıza saygım var. Böyle milleti falan korumaktan değil. Kıza saygım var. Ya kız evli olduğu tabii için. Tabii şu an evlendi yazık. Tamam. Olayın içinde girdiğini farkında değil. Günah. Tamam orada ama şimdi o Fiyongun'la o kadar tatlı duruyorsun ki. Yani bence Fiyongun sinirlenme. Fiyongun bırakıyorsunuz adamda. Vallahi Fiyongun'un saçı. İsyan eden Mickey Mouse'cum. İsyan eden Minnie Mouse. Ya şu şirinleri getir. Boş dur dur gelecek dur. Allah aşkına. Ben de isyan ettim sevimli oğlu. Böyle adarlanma. Önce sorular gelsin benim. Çok güzel. Yalnız başka bir şey söyleyeyim. Bu kulüp başkanları da bak Göksel Başkan. Futbolun hani çok böyle futbol oynamış mı bilmiyorum. Başakşehir'in başkanı çok değerli. Ufuk'un takımını. Futbola da inanılmaz kalite getirmiş. İnanılmaz kalite getirmiş. İnşallah bence geleceğinde Futbol Federasyon Başkanı olması gereken çok önemli bir şahıs. Göksel Başkan son derece de kültürüne, örfüne, ananelerine son derece de saygılı bir adam. İnanılmaz derecede kıymetli bak. Yani Göksel Başkan'ın ne diyor ben çok merak ediyorum biliyor musun? Bir topçusunun evet. Böylesi meseleler içerisinde anılması kulübe de zarar veriyor. Ya şimdi düşünsene abi Göksel Başkan'ı düşün. Abdullah Hoca inanılmaz başa. Abdullah Hocam sizi de çok seviyorum. Göksel Başkan'ım inşallah da şampiyon olun. Dualarımız da sizinle. Ya çocuklar gelmişler kısıtlı bir bütçeyle. Takım belki şampiyon olacak. En önemli rakibi Galatasaray'a vurmuşlar vesaire. Ya bu kadar özverili Emre Belezoğlu hayatının topunu oynuyor abi. Kulübün girdiği iş yere bak. Şu topçu arkadaşlarının. Yani ben topçu olsam bu tarz meselelerle gündeme gelen bir arkadaşa idmanda nasıl bakarım mesela? Bu çocuk kadroda var bak, mı? Var muhtemel var. Geçen kupada oynadı. Kupada yedek kalecileri oynatıyorlar. Mesela Emre Belezoğlu. Bak saha içinde ne kadar agresif bir adam Belezoğlu. Saha evet. içinde var ya kendi topu ısırır. Ya bu adam saha dışına çıkar. Bak bir karıncayı incitmez Emre Belezoğlu. Karıncayı. Melek gibidir. Yaptığı yardımların da haddi hesabı yoktur Emre Belezoğlu'nun. Bak. Evet. Kadar ona tepki gösteriyorlar ya. Bu futbol camiası içerisinde bak birebir tanığım arkadaşlar. Bu futbol camiası içerisinde Emre Belezoğlu kadar yardımsever, Emre Belezoğlu kadar cömert, fakiri fukarayı kollayan başka bir adam yok. Arda da şimdi onun yolundan gidiyor. Merak ediyorum Emre Belezoğlu ne diyor bu duruma biliyor musun Emre? Onunla ilgili de herhalde bir şey. Yani. Ama topa da girmeyebilir. Peki şimdi biraz hızlanalım çünkü daha tamam. Çok konuşacağımız şey var. Ondan sonra akışımıza atmak zorunda kalıyoruz bazı şeyler akışımıza. Tamam. Evet. Sorular bunlar. Çok kritik sorular. Bunlara ek olarak Nihat Doğan az önce dedi ki bu Kanlıca'daki eve gittiğini itiraf etti. Ufuk Ceylan dedi. Reza Zarrab'a bu da sorulması lazım. Reza Zarrab şimdi ne diyecek dedi. Soru 7 olarak en sona eklerim. Zarrab da onu demiş, bu bunu demiş, şu şunu demiş ben ona bakmam. Hı hı. Evin lideri Reza kocadır.
Şimdi bakalım Rıza Zarrab ne diyecek? Yani onun teknesine binmesi, onu vesaire görüşmeler, kanserler, uçağını alması, Kanlıca'daki... Zarrab ne diyecek artık bu saatten sonra? Niye uçağını mı binmesi? Öyle şey, öyle bir dedikodular var. Uçağına da bindiği söyleniyor. Ama Derya Balta, Derya'da ben bindim, o binmedi diyor. Hatta bilgileri de bizde var. Biz ayrı bir uçak kiraladık dedi. Hayır, Rıza'nın uçağına bir kere Derya Balta binmiş. Derya Balta binmişti. Eşiyle Ufuk Ceylan binmediğini söyledi. Diğer şey kiralık uçakmış falan filan. Neyse, sorular bunlar. Bu sorulara az önce... Kıyamet yani. Evine gitmesiyle aynı şey. Bence aynı paraya da almış. Daha kötü. Uçak daha manevi. Şey gibi, iyi bir şey. Birazdan Ufuk Ceylan da diyormuş ki ben ilk açıklamamda ayıp olmasın diye söylemedim. Uçağa da bindim diyormuş meğer. Meğersem değil mi? Neyse. Ayıp burada olur. Allah'ım ya. Bircan'ın dediği gibi alacaksın o zaman o çocuğu. Geçeceksin basının karşısına. Ben tekrar ediyorum. Beyazları da giyip, böyle yapılıyor genelde. Beyazları da beyaz giyip. Beyaz gömlek. Ondan sonracığıma bu soruları tek tek yanıt vereceksiniz. Herkesin kafasındaki o soru işaretleri de uçup gidecek. Doğru mu? Doğru. Peki. Bunu ama yapabiliriz yani değil mi? Yani ben tekrar ediyorum. Ben Akan Balta'ya olan saygımdan da gazı fazla açmıyorum ama bazı şeyler yanlış yani kaptan. Peki Nihat önemli şeyler söyledi. Bazı şeyler de yanlış, kusura sana bakma. Sana şu konuda sonuna kadar katılıyorum. Biz yani çocukken mesela komşuya giderdik. Ne zaman zil çalar ve mesela komşunun kocası geldiği zaman biz mesela yukarı çıkardık. Ha, bırak annemi mesela. Doğru. Benim yaşımda kızı var. Komşu dediğimde kim biliyor musun? Simge Sağın yok mu? Şarkıcı Simge. Hı hı, evet. Neriman teyzelere gidiyoruz. Babaları geldiği zaman biz, ya da bizim babamız geldiği zaman Simge de evine giderdi. Bak bırak anneleri. Öyle aynen, biz böyle bir mesela. Öyle şimdi bu konuda ben sonuna kadar buna Ebru Gündeş veya başka bir şey değil. Ya bu konuda sana sonuna kadar katılıyorum. Yani çünkü benim de bir kız arkadaşımın evinde bir erkek arkadaşı, sevgilisi, nişanlısı, kocası geldiğinde ben hemen şey yaparım, giderim. Ve al en basit, hepimizin bildiği, tanıdığı. Mesela Okan'ı çok severim ben. Demet Akalın'ın eşi Okan'ı. Mesela Demet'e giderim bazen. Mesela bazen akşam vakti elbise teslimatımız olmuştur. Bir iki defa yaşır. Ben ne zaman Okan Bey geldi dediklerinde hemen toplarım giderim mesela. Şimdi onun için ne demek istediğini ben de, izleyenlerimiz de çok iyi anlıyor. Çok önemli bir şey aslında bu. Evet, peki.